Herkese yeniden merhaba. Yakın zamanda bir TEDx konuşması izledim ve bu konuşmadan sonra kendi okuma alışkanlıklarımı birazcık sorgulama fırsatı buldum. Konuşmanın linkini altta bırakmış olacağım ama temel olarak anlattığı şey şuydu. Kendimizi devamlı kitap okuyan, yeni kitaplar araştıran, bu anlamda çok fazla sorgulayan, araştıran insanlar olarak görüyoruz. Ama ana akım bazı kitaplar dışında ve klasikleri de bunun dışında tutacak olursak o kadar da çeşitli kitaplar okumuyoruz. Konuşmayı dinlediğim zaman önce kendi kitaplığımı bir gözden geçirdim. Dünya edebiyatından, çok fazla bilinmeyen yazarlardan, çok fazla bilinmeyen yayın evlerinden ne kadar kitabım var diye baktım ve o kadar da fazla olmadıklarını fark ettim. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü kendimi her zaman çok çeşitli kitaplar okuyan, çok farklı kulvarlardan kitaplar araştıran bir okur olarak tanımlıyordum. Ama bunun çok da öyle olmadığını fark ettim. Ve baktığımız zaman aslında kitap okumayı neden seviyoruz? Bize farklı kapılar aralığı için, farklı hikayeler, bambaşka dünyaların pencerelerinden bize bakma fırsatı tanıdığı için seviyoruz biz çoğumuz kitap okumayı. Ve aslında benim pencerelerim çok darmış. Ben biraz daha açılmalıymışım, o pencereleri daha da genişletmeliymişim. O yüzden de bugün itibariyle kendime farklı ülkelerin kitaplarını okumak üzerine bir hedef belirledim. Burada kendimde eksik bulduğum yer aslında çağdaş edebiyat. Klasik İngiliz edebiyatından, klasik Rus, Alman edebiyatından bahsetmiyorum. Çağdaş anlamda bu ülkelerin kitaplarını pek fazla okumadığımı fark ettim ve bunu değiştirmek istiyorum. Bugün de size kendi kitaplığımda farklı ülkelerin yazarlarından bulmuş olduğum kitapları paylaşacağım. Edebiyat gerçekten de sonsuz bir deniz ve ondan olabildiğince iyi faydalanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün sizlere bambaşka dünyaların, bambaşka ülkelerin kitaplarını tanıtmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk ülkemizle ve ilk kitabımızla hemen başlayalım. Olarak Norveç edebiyatından bir kitapla başlamak istiyorum. Aslında çağdaş Norveç edebiyatı dendiği zaman benim aklıma ilk olarak Erlend Loe geliyor. Doppler kitabıyla dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmış olan benim de çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir Erlend Loe. Hem Erlend Loe'nun hem de kitaplarının yeterli popülariteye sahip olduğunu düşündüğüm için başka bir kitap tanıtmak istiyorum bugün sizlere. İsmini doğru telaffuz edip etmediğimden emin olmasam da Kijerski Skomsvold'un Hızlandıkça Azalıyorum kitabından bahsedeceğim. Yaşlı ve yalnız bir kadın olan Mateya'ya kulak veriyoruz bu kitapta. Çok hüzünlü ama bir taraftan da garip bir mizah anlayışı olan bir kitap bu. Ve kitabın içerisindeki imgeler sizi hem hüzünlendirirken hem de bir taraftan bu kadar basit bir kurgunun içerisinde merakla sayfaları çevirmenize neden oluyor. Bitmekte olan bir yaşamın hüznü var kitabın içerisinde. Ölümden çokça bahsediliyor, yalnızlıktan çokça bahsediliyor. Ve bunlar üzerine Mateya'nın duygularını, düşüncelerini gözlemliyorsunuz. Evet, ölüm her birimiz için zamansız ve her birimiz için beklenmedik. Ama bu kitapta yaşlı bir kadın olan, yalnız başına yaşayan, insanlarla arasında büyük bir duvar ören ve yalnızlığın aynı zamanda da ölüm korkusunun içerisinde sıkışmış bir kadını okuyoruz. Bu kadının belki de bizden daha bilinçli olduğunu söyleyebiliriz ölüm konusunda. Yani farkındalığı bu anlamda daha yüksek. Çünkü ona daha yakın geliyor ölüm fikri. Bu nedenle de kitapta bunları okuyoruz. Hızlandıkça Azalıyorum isim olarak da bence çok çok güzel bir isim seçimi olmuş. Ve kitaptaki ilginç noktalardan bir tanesi de Mateya'nın hem ölüme hem de yaşama dair bambaşka bir özlem duyuyor olması. Yani bir yandan ölümü arzulayan bir hali tavrı varken bir taraftan da yaşamadıklarının yasını tutuyor. Yalnızlığının çok yüksek düzeyde farkında aslında. Bu yalnızlığı kendisinin seçtiğinin de farkında. Ama aynı eşit derecede ona düşman, onunla savaşıyor gibi sanki. Bazen zaman kaymalarının görüldüğü de bir kitaptı aynı zamanda. Belki bu yaşlılık belirtilerini yazarın daha net bir şekilde vermeye çalışmasının bir ürünüdür. Tam emin değilim. Ama bu bütün detaylar benim çok çok hoşuma gitmişti. Bu nedenle Norveç Edebiyatı'nın bu enteresan eserini sizlere tanıtmak istedim. Eğer daha önce okumadıysanız Norveç Edebiyatı'na farklı bir başlangıç olabilir sizler için. Yalın, sade ama çarpıcı bir dili olduğunu söyleyebilirim kitabın. Okumanızı tavsiye ederim. Sonra kitabım ise Şilili yazar Alejandro Zambra'nın Eve Dönmenin Yolları kitabı. Alejandro Zambra benim geçen sene keşfettiğim ve gerçekten hayranı olduğum bir yazar. Çok naif, çok duru bir anlatım tarzı var ve bazen yazarın cümleleri bana bir şiiri anımsatıyor. Öyle bir lirizm var içerisinde bence. Ama böyle çok saklı bir lirizm, şiirsel olmaya çalışmadan bir şiirsellik var içerisinde. Bilmiyorum anlatabildim mi şu anda ama Alejandro Zambra'nın bir tek kitabını okursanız ne demek
demeye çalıştığımı eminim anlayacaksınızdır. İtiraf etmek gerekirse Latin Amerika edebiyatı konusunda çok da bilgili değilim. Daha önce sanıyorum ki Paulo Coelho, Laura Esquivel ve Marquez dışında çok da fazla Latin Amerika'dan kitap okumamışım. Eve Dönmenin Yolları kitabında Alejandro Zambra çok enteresan bir teknik kullanıyor. Üst kurmaca tekniğiyle yazıyor bu kitabı. Belki daha öncesinde duymuşsunuzdur ama birazcık anlatayım bu tekniğin nasıl bir teknik olduğunu. Roman içinde roman aslında. Yani kitabın içerisinde bir roman var. Aynı zamanda romanı yazan kişinin hayatının da romanı var içerisinde. Bir de üzerine üstlük Alejandro Zambra'nın bu kitabı yazan bir yazar olduğunu düşünürsek üst üste binmiş birkaç tane kurgu, birkaç tane hayat var aslında. Bu anlamda tabii ki denklemden artık yazarı çekip kitaptaki yazar ve kitaptaki yazarın yazdığı roman şeklinde ikiye bölmemiz mümkün. Şili'nin tarihinden, diktatörlük rejiminden bolca bahsediliyor ve arka planda da bunlar sürekli tekrar ediliyor. Ve aynı zamanda kitapta bir depremden söz ediliyor. 1985 ya da 86 yılıydı sanıyorum ki. Şili'de büyük bir deprem meydana geliyor ve bu romanda bunun üzerinde şekilleniyor diyebiliriz. Yazar bir çocukluk anısının üzerine gidiyor ve onu araştırmaya başlıyor. Bu çocukluk anısı da Şili depremi sırasında kaybolduğu güne dair bir anı aslında. Yazar kendi geçmişine doğru bir yolculuk yapıp romanında bunları aktarmaya çalışırken ve bu çocukluk anısının izlerini ararken, ailesinden, geçmişinden kalanları gözden geçirirken bize iki farklı bakış açısıyla, iki farklı zamanla, iki farklı insanla bunları anlatmaya çalışıyor. Her ne kadar bazen kafa karıştırıcı olabilse ve zaman kavramıyla çok fazla oynasa da Zambra'nın dilini ben çok beğeniyorum. Çok naif, çok sade bir üslubu var ve söylemeye çalıştıklarını çok orijinal bir şekilde ifade eden bir yazar bence. O nedenle de ben çok sevmiştim. Başka kitaplarını da okudum daha sonrasında ama sizlere bugün Eve Dönmenin Yollarından özellikle bahsetmek istedim. Eğer okumalarınızda farklı bir tat aramak isterseniz ve Zambra'nın dilinde merak ederseniz bu kitapla başlayabilirsiniz. Listenin sonraki kitabımda Güney Kore'den bir kitap var elimde, Badem. Yakın zamanda okuduğum ve etkilendiğim bir kitaptı. Güney Kore edebiyatından da okuduğum ilk kitaptı aslında. Alex Timiden muzdarip bir gencin hikayesi anlatılıyor Badem'de. Peki nedir Alex Timi derseniz eğer, Alex Timi yani duygusal küntülük olarak adlandırabileceğimiz bu durum çok nadir görülen bir kondisyon ve bu durumla yaşayan bireylerin duyguları tanımlamakta, deneyimlemekte ve adlandırmakta zorlanması anlamına geliyor. Kitaptaki karakterimiz de Alex Timi yaşayan genç bir çocuk ve kendisini bildi bileli duygular onun için bir muamma. Elbette ki sosyal yaşantı ve dünyanın geri kalanı da öyle. Peki Alex Timi yaşayan bir insan hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkabilir? Nasıl destek arayabilir? Diğer insanlarla nasıl etkileşim kurabilir? Onlarla nasıl anlamlı ilişkiler kurabilir? Ve hiçbir şey hissedemeyen bir insan bir şeyler hissetmeyi öğrenebilir mi? Duyguları öğrenebilir mi? Biz kitapta bu sorulara yanıt arıyoruz. Benim için gerçekten etkileyici bir kitaptı. Çok dokunaklı bulduğum bir kitaptı. Bu nedenle de herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap ise Mutluluk Zamanlarına Mutluluk. Alman yazar Wilhelm Genatino'nun bir kitabı. Burada Alman edebiyatından bu kitabı seçmiş olmamın nedeni Hermann Hesse'leri, Thomas Mann'ları, Goethe'leri zaten hepimiz biliyoruz. Biraz bilinmeyen, biraz daha arkalarda kalan, az insanların okuduğu, bildiği ama bazı insanların da gözlerinden kaçabilecek bir kitap önermek istedim. Bu da yine aslında bugün bahsettiğim diğer kitaplar gibi çok farklı işlenen bir kitap. Roman kahramanı özellikle enteresan özelliklere sahipti bence. Romanımızın kahramanı felsefe üzerine doktora yapmış ama bir çamaşırhanede yönetici olarak çalışan, yıllardır, uzun yıllardır bu işi yapan bir insan. Biz karakterin yaşamındaki seçimleriyle alakalı memnuniyetsizliğini okuyoruz. Hayatla ve diğer insanlarla uyumsuzluğunu okuyoruz. Kitaptaki ilginç noktalardan bir tanesi de karakterin yaptığı gözlemler ve yazarın bunları betimleme biçimiydi. Bence gerçekten çok ilginç ve çok detaylı şekilde betimlemeler, insanlara dair gözlemler vardı. Sanki gündelik yaşamın utanç verici, acı verici bütün anlarını toplamıştı yazar ve bunları en küçük detaylarıyla bizlerle paylaşıyordu. Psikolojik tahlillerden tutun en minik detaylara, en minik ayrıntılara kadar gözlemler mevcuttu kitabın içerisinde. Dolayısıyla bütün bu betimlemeler üzerinde çok fazla çalışıldığını düşündüm ben. Bu durumda benim çok hoşuma gitmişti. Bence kesinlikle okunmaya değer enteresan kitaplardan bir tanesiydi. Göz atmanızı tavsiye ederim. Bahsedeceğim son kitap ise bir öykü kitabı. Edgar Keret'ten
Buzdolabının Üzerindeki Kız. Kenneth İsrailli bir yazar. Bugün bahsettiğim her kitaptan çok ilginç, enteresan sözcükleriyle bahsettiğimi biliyorum ve bir noktadan sonra o kadar da enteresan değildir herhalde demiş olabilirsiniz ama bu kitaba henüz gelmemiştim. Son kitabımı henüz sizlere tanıtmamıştım. Ben bu kitabı seneler evvel okumuştum aslında. O kadar uzun süre olmasına rağmen kitabın içerisindeki hikayelerin ne kadar acayip olduğunu hiç unutmamışım ve aklımda bazı hikayeler hala dönüp duruyor diyebilirim. Kitabı gerçekten okuyalı çok çok uzun süre olmuş. Yani YouTube kanalım bile yokmuş o zamanlar. Bu kitaptan Instagram hesabımda bahsetmişim. Bayağı da uzun bir zaman olmuş bahsedeli. O yüzden de birazcık başka insanların fikirlerini okumak istedim. Başka insanların bu kitap hakkında ne düşündüklerini merak ettim. Bu yüzden de binkitap.com'a girdim. Binkitap.com'da kitabın yorumları genel olarak şöyleydi. Ben ne okudum böyle? Bu okuduğum benim neydi şimdi? Bu kitap neydi? Bu kitaptaki hikayeler neydi diye sitem ettiklerini, kendilerine sorduklarını gördüm birçok okurun. İnsanı gerçekten şaşkına çeviren, tabiri caizse deli saç hikayeler vardı içerisinde. Ama yine de bir şekilde kitaptaki hikayelerin, yazarın tarzının, dehasının çok etkileyici olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden bu videoda bahsetmek istedim. Belki siz de okumak istersiniz diye. Ama gerçekten kitapla ilgili hatırladıklarım sadece inanılmaz garip hikayeler olduğu, inanılmaz garip öyküleri içerisinde barındırdığıydı. Gerçeğin ve hayal dünyasının birbirinin içerisine geçtiği, hangisinin kurgu, hangisinin gerçek, hangi hikaye nerede başlıyor, nerede bitiyor, onu bile fark edemediğiniz çok enteresan bir okuma deneyimi sağlıyor size. Öykülerin çoğu iyi bir kara mizah örneğiydi. İsrail Edebiyatı'ndan daha önce başka bir kitap okumadım ve okuduğum bu tek kitabını da hala hayretle anıyorum. Bu nedenle de farklı bir şeyler okumak isteyenler, farklı bir okuma deneyimi yaşamak isteyenler kitaba bence göz atabilirler. Bugün sizlere bahsedeceğim kitaplar bu kadardı. Umuyorum bu videoyu izledikten sonra sizler de okuma alışkanlıklarınızı gözden geçirip belki yeni listeler yapmaya başlarsınız. Eğer bu anlamda bir katkım olursa çok çok mutlu olurum ben. Farklı şeyler okumayı, farklı dünyalara gitmeyi ve oradan bir şeyler öğrenmeyi, sadece bir duyguyu bile olsa bir şeyler öğrenmeyi ben çok seviyorum. Umuyorum sizlere de böyle bir sevgiyi, böyle bir merakı aşılayabilmişimdir bugün bu videoda. Ben de sizlerden farklı ülkelerden farklı kitap önerileri isteyeceğim videonun altında. Farklı ülkelerin edebiyatlarını tanıma yolculuğunda bana önerilerinizle destek olabilirsiniz. Çok çok sevinirim. Yani yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Bu kitaplara dair de tabii ki yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.